Evet gençler, ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Tekrar merhabalar, yine beraberiz. AYT videolarına devam ediyoruz. Bundan önceki AYT videomuzda, yani ilk videomuzda sadece AYT Türk Dili ve Edebiyatı'nın konularına tepeden bakmıştık ve güzel sanatlardan bahsetmiştik. Ana konuların bu videoda başlayacağını söylemiş miydim ben size? Söylemiştim. O zaman haydi bakalım ana konularımıza başlayalım. Hadi kronolojik gideceğimizi söylemiştik ve karşınızda arkadaşlar buyurun İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Yani biz Türkler daha İslamiyet'i kabul etmedik. Bunu bir sayı doğrusu ya da doğru parçası olarak düşünürseniz. Bak bizi hatta şurayı şöyle yapayım etrafa. Bak al nokta nokta nokta. Ne demek istedim arkadaşlar? Çok önce nereden başladığını bilmiyorum. Buradan başladı. İslamiyet'i kabulü. Türkler artık İslamiyet'i kabul ettiği dönem. Şuradan itibaren hocam ne devam ediyor buradan itibaren? Buradan itibaren artık biz İslamiyet'i kabul ettik. Tamam mı? İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı yani halk edebiyatı ve divan edebiyatı arkasına devam edecek. Ama burada İslamiyet öncesi daha Türkler Müslümanlığı ne yapmamışlar? Kabul Müslüman olmamışlar. İslamiyet'i kabul etmemişler. Bak şimdi. Biz İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nı ikiye ayıracağız. Bir, sözlü dönem yani daha yazı yok. Daha sonra yazılı dönem. Aa artık yazı var. Hayatımızda yazı var. Tamam mı? Mesela bak Göktürk dönemi. Aa Göktürkler. İşte arkadaşlar burada bir yazı var. Tamam mı? Yazı var. Hocam Köktürklerin alfabesinin adı nedir derseniz yazıda kullandıkları Köktürk alfabesi. Gençler ilk milli alfabemiz karşınızda. Peki Köktürk alfabesi yazılı dönemde anlatacağım ben size. 34 tane sessiz, 4 tane sesli toplam 38 harften oluşan bir alfabe. İşte yazıp burada başlayacak arkadaşlar tamam mı? Hop Orun abideleri ya da diğer adıyla Orhun yazıtları. Bak. Orhun abideleri Orhun yazıtları. Diktiğimiz üç taş. Ama bunu yazılı dönemde anlatacağım. Tamam mı? Yazılı döneme gelince anlatacağım. Bu üç tane isimden oluşacak. Bir tane taştan oluşan Költigin ya da Kültigin. Sonra yine bir taştan oluşan Bilge Kağan. İki tane taştan oluşan Tonyukuk. Tonyukuk yazdı iki tane taştan oluşur. Bilge Kağan yazdı bir tane taştan oluşur. Kültigin yazdı bir tane taştan oluşur. Tamam mı? Nasıl kısmetse bundan anlatacağım ama burada yazı var. Tamam mı? Uygur dönemi. Bu da Uygur devleti aklınıza geldi. Burada da arkadaşlar ağırlıklı olarak ne alfabesi var? Uygur alfabesi var. Peki Uygur alfabesi nasıl olacak? 14 sessiz, 4 tane sesli, 18 harften oluşuyor. Öğretmenim Köktürk alfabesine göre biraz daha zayıf mı? Zayıf arkadaşlar, zayıf. Tamam mı? Zayıf. Peki hocam bu dönemden bize ürünler çıkacak mı? Çıkmaz mı ya? Arkadaşlar zamanı gelince anlatacağım. Altın yaruk, 8 yükmek, 8 yükmek, kalyanam kara, kalyanam kara ve papam kara. Zaten bunları ileride anlatacağım için 3 tane nokta koyayım. Tamam mı? Maitri simit gibi. Tamam mı? Bunlar yitiken sudur gibi. Neler arkadaşlar? Bilgiler. Şimdi arkadaşlar ama Türkler buradan itibaren artık ne yapmış arkadaşlar? Yazıyı kabul etmişler. Hocam burası tamamen sözlü. Yazı yok mu? Yok arkadaşlar. Yazı yok. Tamam mı? Yazı falan yok burada. Sözlü bir edebiyat. Yani söz edebiyat nasıl oluyor? Arkadaşlar kulaktan kulağa. Tamam mı? Yayılıyor bir şey. Yani yazıya geçirmiyorlar. Peki öğretmenim yazıya geçirmediyse bu dönemin ürünlerini biz nasıl bunlara sahip oluyoruz? İşte yazılı döneme geçince bu dönemde anlatılanların bazıları, hepsi değil, bazıları kayda geçirmiş. O kayda geçirenler belki %1, belki %2, belki %3. O kayda geçirenlerden arkadaşlar, kayda geçirilen bilgilerden hareketle
Sözlü dönem ne yapıldı arkadaşlar? Ortaya çıkarıldı. Sözlü dönemde yazı yok. Yazı yok. Hocam hangi devletler zamanına rast geliyor ya da topluluklar? Mesela arkadaşlar bakın Kürt-Türk döneminde biz yazılı döneme geçtiğimize göre bizim ilk arkadaşlar ilk gerçekten birliği bütünlüğü olan bir yazıtımız Kürt-Türk döneminde çıktı. O da Orhun yazıtlardır. Yani tam bir edebiyat dili olma özelliği gösteren. Tabii ki ondan önce birkaç küçük yazıt vardır. Ama tam olarak cümle sistemi, edebiyat sistemi, her şeyiyle 10 numara 5 yıldız bir sistem Kürt-Türk döneminde Orhun yazıtlarıyla beraber çıktı. Tamam mı? Şimdi bu dönemde yazı var ama bu dönemde yazı yok. Bu dönemde Kürt-Türkler, Uygurlar, Kürt-Türkler zamanında başlamış. Demek ki arkadaşlar İskitler, yani bir Türk topluluğu, Sakalar bu dönemde arkadaşlar. Bu dönemde, sözlü dönemde ya da Hunlar bu dönemdedir arkadaşlar. Destan dönemi Türk edebiyatta denir buraya. Çünkü bu dönemin ürünlerinden en önemlisi destanlar olduğu için sözlü döneme isterseniz destan dönemi Türk edebiyatı da diyebilirsiniz. Öğretmenim böyle dememde bir sakınca var mıdır? Katiyen sakınca yoktur. Misteriyonunuz rahat olunuz. Bak sözlü dönem yani destan dönemi Türk edebiyatı arkadaşlar. Gelin hatta ilk edebi dönemimiz haydi bakalım bismillah diyelim ve sizinle birlikte başlayalım. Hazır mıyız? Gençler sözlü dönem daha insanların yazıyı kabul etmedikleri dönemdir. Ortada yazı yok. Yazı yok. Tamam mı? Bu dönemde insanlar ürünlerini belli törenlerde vücuda getiriyorlar. Ve İslamiyet öncesi dönemin 3 tane çok ünlü töreni vardır. Bu törenleri bileceğiz arkadaşlar. Edebiyat bu törenlerde doğdu. Hocam bu törenler nelerdir? 1. Bak. Sığır. Sığır. 2. Şölen. Tamam mı? Ya da buna seylanda diyebilirsin. 3. Yu. Yu törenleri. Bak 3 tane tören. Sığır töreni Türklerin av törenleridir. Öğretmenim, Türkler niye avlanıyorlar? Türklerin avlanmalarındaki temel sebep ne? İki sebep. İyi dinleyin. Birinci sebep nedir? Birinci sebep arkadaşlar karınlarını doyurmak. Karınlarını doyurmak. Hele bir dönem arkadaşlar, bir dönem tarım yoktu. Karnımızı nasıl doyuracağız? Hava çıkacağız. Hava çıkacağız. Avlanacağız. Oh mis gibi yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. İkinci özellik bak, bir karın doyurmak, yaşam, doymak. Hocam av başka ne işe yarıyor? Av şu işe yarıyor arkadaşlar, bakın şimdi ben savaşa gideceğim değil mi? Ben savaşa gideceksem bir savaşçılık özelliklerimin diri kalması lazım. Savaşmadığım dönemde ne? Hareketsiz. Hani eski Türk metinlerinde geçiyor. Yata yata belimiz ağrıdı diyor. Yata yata belimiz ağrıdı diyor. Hadi çıkalım diyor. Spor. Tamam mı? Savaşçılık özelliklerini diri tutmak gibi özelliklerle. İnsanlar nereye çıkıyorlar arkadaşlar? Ava çıkıyorlar. Peki mesela ben bir savaş aleti yaptım. Benim bir savaş aletim var, tamam mı? Ben yaptığım o savaş aletini ilk önce bir neyin üstünde deniyorum arkadaşlar? Hayvanın üstünde deniyorum. İlk önce bir hayvanın üstünde denedikten sonra öz olmadığını anlıyorum. Bak böyle bir şey düşünün. Yani ben arkadaşlar savaşçılık özelliklerini diri tutmak. Savaşçılık özelliklerini diri tutmak için de ne yapıyorum gençler? Avlanıyorum. Tamam mı? Peki hocam kurban. Kurban törenleri var. Bunlar da şölendir. Seylan diye de bilinen şölen törenleri vardır. Hocam bu niye vardır? Bakın arkadaşlar. O dönem Türkler gök tanrı inancına inanıyorlar. Gök tanrı. Ve arkadaşlar tanrıya kurban sunuyorlar. Kurban sunuyorlar. Av törenleri olduğu gibi kurban törenleri de var. Arkadaşlar kurban nasıl sunuyorlar? İki şekilde kurban düşünebilirsiniz. Bir, bildiğimiz anlamdaki kurbandır arkadaşlar. Tamam mı? Gök tanrıya sunuyorlar. Çünkü tanrının gökte olduğunu inanıyorlar. Şimdi arkadaşlar o yüzden en yüksek dağdaki en yüksek mağaraya gidiyorlar. Orada tanrıya lekesiz ak aygır kesiyorlar. Hani tarih dersi de Saadettin Hoca ile Ramazan Hoca size anlatıyor ya. Mesela Türkler İslamiyet'i niye kabul etti? İslamiyet Türkler için
neden daha sıcak geldi? Çünkü belli özelliklerimiz benziyordu, tamam mı? Yani şu anda arkadaşlar İslamiyet'le Türklerin bazı özellikleri, gök tanrı inancıyla İslamiyet'in bazı özellikleri benzeşiyordu. Hangi özellikleri benzeşiyordu derseniz arkadaşlar, bir, bak kurban İslamiyet'te de var, gök tanrı dininde var, tamam mı? Ya da eski Türklerde, eski Türkler öldükten sonra kıyafetleriyle, eşyalarıyla, değerli malzemeleriyle birlikte gömülürdü. Bu neyin arkadaşlar göstergesidir? Öldükten sonra yaşamın inancı, değil mi? Öldükten sonra yaşamın olduğu inancı. Çünkü o malzemelerini de koyuyorlar, hani orada kullanırsın anlamında, tamam mı? Nasıl kullanacaksan. Bak aynı şekilde. O zaman kurban, ziyafet törenleri var. İşte orada arkadaşlar lekesiz ak ayır kesiyorlar Tanrı'ya. Ve böylece Tanrı'ya kurban sunmuş oluyorlar, tamam mı? Tanrı'yı memnun etmiş oluyorlar kendilerince, kendi inanışlarına göre. Her zaman böyle kanlı kurban olmuyor. Ak aygır kesmek zorunda değil. Bir de saçı kurbanı vardır. Saçı kurbanı, bak Türk geleneklerinde. Saçı kurbanı nedir arkadaşlar? Bakın, evde bereketin devam etmesi için evin eşiğini, evin bir bölgesine yetiştirdiğin bir şey. Mesela buğday olabilir, nohut olabilir, tamam mı? Daha sonraki dönemlerde böyle hani belki Türklerin yerleşik hayatına geçtikleri ama İslamiyet öncesinin hala devam ettikleri dönemde mesela ben buğday yetiştirdim. Hop, buğdayı ne yapıyorum? Ekiyorum. Bu şekilde bereketin olması, saçı saçarak, tamam mı? Yani yine aslında Tanrı'yı memnun etmiş oluyorlar. Peki insanlar o av törenlerinde şiirler okuyorlar, değil mi? Sabahtan akşama kadar avlanmıyorlar ki akşamlar oturuyorlar, vakit geçiriyorlar. Orada birbirlerine arkadaşlar şiirler okuyorlar, destanlar söylüyorlar. Akşamda güzel vakit geçirmek lazım. Eskiden olduğu gibi televizyon, internet yok ki. Şimdi evde anne geçmiş bir odaya. Sosyal medyada video izliyor, yemek tarifi izliyor, tamam mı? Baba geçmiş bir tarafa bir şey izliyor. Çocuklar bir şey izliyor. Ya da hiçbir şey bilemezlerse, ellerinde telefon yoksa, internet yoksa, ya televizyon izliyorlar ya. Televizyon izliyorlar değil mi? Bu dönemde yok. İnsanlar bak bu törenlerde şiir söylüyorlar ya da kurban törenlerinde şiir söylüyorlar. Tanrı'yı memnun ediyorlar. Tanrı için şiirler söylüyorlar. Kendi için şiirler söylüyorlar. Bir de bunların yuh törenleri vardır. Yuh törenleri yas törenleridir. Bunlar ölüm törenleridir arkadaşlar. Ölümdür. Kör ölür badem gözlü olur değil mi? O dönemde de öyle. Birisi öldü. Öldükten sonra onun arkasından ağlarlar. Yakalarını paçalarını yırtarlar. Arkadaşlar ağlarlar. Orada bir tören düzenlenir. Saçlarını keserler bazı Türkler. Tamam mı? Yerlerde yuvarlanırlar. Hatta bir adet vardır. Aslında bugün de hani bazı bölgelerde yaşıyor. Arkadaşlar ağıtçılar vardır. Sıgıççı bugünkü ağıtçılardır. Tamam mı? Hani bugün çok fazla ağıtçı kalmadı ama eskiden şöyle bir inanış var. Mesela birisi öldü ya, oraya ağıtçı çağrılıyor. Ağıtçı ağlıyor. Yerlerde yuvarlar diyor. Gitti diyor. Ölen kişinin gittiklerini anlatıyor. Ölen kişiyi göklere çıkarıyor. Çünkü biz bir şeyin kıymetini elimizden kaybolduğu zaman, yanımızdan gittiği zaman anlarız. Ne yazık ki diyor. Tamam mı? İşte bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ağıtçılar var, sığıtçılar var. Hep bu şekilde karşımıza çıkan ağıtçılar var. Bak bunlar var ya, Anadolu'da yakın döneme kadar yaşıyordu bile. Mesela ben senin önüne geldim ağladım ya arkadaşlar. Sen de benim önüme gelip ağlıyorsun. Eğer ben senin önüne gelip ağladıysam, sen benim önüme gelmezsen o zaman ne oluyor arkadaşlar? O zaman ortada sıkıntı çıkıyor. Bu sanki benim düğünüme geldin, ben senin düğününe gitmedim gibi bir şey. Bu düşmanlık sebebi bile olurdu Anadolu'da. Eskiden diyorum tabii ki. Ya da mesela birisi öldü ya arkadaşlar. Onu böyle göklere çıkartmak için, çok önemli bir kişinin öldüğü mesajı vermek için. Ne yapıyorsun? Parayla ağıtçı tutup getiriyorsun, tamam mı? Parayla ağıtçı tutup getiriyorsun. Çok ağlıyor. Bu ne sevilen adammış falan diyorlar. Bunlar tabii ki biraz daha eskide kaldı. Belki şu an arkadaşlar kadrajın arkasında beni izleyen arkadaşlarım bazı yaşadıkları yerlerde belki böyle adetler kalmıştır, bilemiyorum, tamam mı? Şimdi bunlar da törenlerdir. İşte bu törenlerde insanlar şiirler okuyorlar. İşte edebiyat böyle doğuyor. Sözlü edebiyat, tamam mı? Bak yuh törenlerinde arkadaşlar ne doğuyor? Biraz sana anlatacağım. Sagu. Sagu yuh törenlerinde doğan şiirlerdir. Bunlar sagulardır arkadaşlar. Tamam mı? Peki hocam, sığır av törenlerinde
ya da şölen, kurban törenlerinde neler okuyorlar hocam, tamam mı? Genellikle arkadaşlar bu törenlerde koşuklar söylerler, tamam mı? Koşuklar söylerler. Mesela nasıl koşuklar söylerler? Aşk tabiat şiirleri söylerler, tamam mı? Peki genellikle av törenlerinde sırlarda ne söylerler? Kendilerini gaza getirirler. Savaşa gitmeden önce de destanlar söylerler. Destanlar söylerler, tamam mı? Destanlar. Ama şöyle diyelim, koşuklar daha çok arkadaşlar şöyle kurban törenlerinde, pardon şöyle yapayım, av törenlerinde söyler. Peki hayatın her aşamasında, bütün törenlerde, hayatın her aşamasında bir de atasözleri vardır. Atasözlerde nelerdir arkadaşlar? Savlardır. Demek ki sav, atasözü. Biraz sonra örneğine kadar geleceğim. Sago arkadaşlar ağıttır bugünkü. Ağlarlar yu törenlerinde. Hani bugünkü anlamıyla ağıttır arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde geleceğim. Koşuklar aşk, tabiat konulu şiirlerdir. Birazdan geleceğiz. Destanlar da arkadaşlar. Hop, toplum başına geçen, toplum etkileyen bazı olaylar anlatır. Aa, o zaman şöyle diyebilir miyim ben? Bak. Gençler, sözlü edebiyat ürünleri ya da edebiyatın ilk ürünleri nelermiş? Sav, sagı, koşuk, destanmış. Bak bunu öğrenmiş olduk en azından. Tamam mı? Şimdi geldik. Peki hocam, bu edebiyatı kim? Kim? Kim yapar? Bunları kim anlatır? Arkadaşlar bunlara şaman adı verilir. Gök tanrı dininde bu işte arkadaşlar sav, sagı, koşuk, destanı şamanlar dile getirir. Peki hocam, şamanın neydi? Başka adı nedir? Gençler, şaman, Altay Türklerinde buna kam derler. Kırgızlar buna baksı derler. Oğuzlar bizler buna ozan deriz. Bazı Türkler buna oyun derler. Arkadaşlar bunlar toplumun merkezidir. Bunlar kimdir derseniz bunlar çok gönlüdür. Gençler bunlar gök tanrı dininin din adamı. Bunlar dönemin din adamlarıdır. Hocam dönemin din adamı derken neyi kastediyorsunuz? Arkadaşlar gök tanrı dininde, değil mi? Arkadaşlar ölen kişinin ruhunu göğe bunlar gönderirler arkadaşlar, tamam mı? Bunlar dönemin büyücüsüdür arkadaşlar. Bunlar büyü yapmaktan sorumludur. Bak büyü de var. Bunlar şairdir. İşte bizi en çok ilgilendiren yer. İşte bunlar ilk Türk edebiyatçılarıdır aslında. Bunlar şairdir. Koşukları, savları, saguları ve destanları bunlar söylerler. Arkadaşlar bunların kıyafetleri değişiktir. Arkadaşlar bunların değişik kıyafetleri vardır. Ve bunlar değişik kıyafetlerle dans ederler. Transa geçerler. Ağızlarından köpük çıkararak arkadaşlar ellerindeki kopuzla dans ederler. Rakkastır, şiirler söylerler. Bunlar dönemin ilk edebiyatçılarıdır. Tamam mı? Transa geçermişçesine. Bunlar sadece bunları yapmakla kalmıyor. Bunlar aynı zamanda bilgedir. Kendisine danışılan kişilerdir. Bunlar müzisyendir. O şiirleri söylerken müzik çalarlar. Bunlar rakkastır. O müzik ve o şiirle hop arkadaşlar değişik kıyafetler, renkli renkli kıyafetleriyle vallahi ben de transa geçesim geldi ha. O zaman arkadaşlar rakkastır, tamam mı? Gerçi bir kere şuradan anlaşalım. Gök tanrı dinini anlatıyorum. Burada biraz da yaşayarak anlatıyorum. Elhamdülillah Müslümanım, tamam mı? Elhamdülillah Müslümanım. Yorumlara arkadaşlar değişik değişik şeyler yazmayın. Elhamdülillah Müslümanım. Sadece olay yaşıyoruz. Can, olay yaşıyoruz burada. Tamam mı? Olay bu. Şimdi geldik buraya. Bunlar hekimdir. Hastalıkları ne yaparlar? Tedavi ederler ya. Yavrum bunlar hastalıklar tedavi eden hekimdirler be ya. Tamam mı? Hekimdirler. Hastalıkları sağaltırlar, tedavi ederler. Ya bunları çekersek toplum kalmıyor. Bunlar otacı. Otlarla, değil mi? Otlarla. Eczacı. Hastalıkları nasıl tedavi ediyorlar? Eczacı bunlar. Otacılık yaparak. Demek ki arkadaşlar gök tanrı dininde şaman, kan, baksı, ozan, oyun dediğimiz zaman aklımıza bunlar gelir. Bunlar ellerini alırlar kopuzu
Ve arkadaşlar değişik renkli renkli kıyafetlerle, farklı kıyafetlerle hop transa geçerler. İşte olay budur. İşte mevzu budur gençler. Tamam mı? Peki işte ilk Türk edebiyatını vücuda getirenler bunlar. Ha bugüne kalmış isimleri var mıdır derseniz yoktur. Belli bir isimleri yoktur. Çünkü hani Ali, Veli, Selami gibi bir isim yoktur. Çünkü sözlü dönem. O yüzden isimler kalmadı. Tamam mı? İsimler kalmadı bu dönemde. Gençler işte temel bu adamlardı. Edebiyatın kökü her şeyi bu adamlardı. İşte bir sebebimiz bu. Bu de şamanlıkta el verme geleneği vardır. Tamam mı? Ben mesela şamanım, yaşlandım. İşi başkasını öğretiyorum, ona bırakıyorum. El verme. Hatta Anadolu'da bazen var. Değil mi? Mesela el alma, el verme. Mesela kurşun dökme. Değil mi? Bunlara ocak derler. Hala bunlar benzerleri yaşıyor. Tabii ki yaşıyor derken arkadaşlar hani bu şekilde. Bazen de bazıları da usta çırak ilişkisi içinde. Yanına çırak ne yapıyor? Yetiştiriyor. Demek ki bu dönemde benzer ürünleri var. Ha sakın o el alan, el verenler de şaman demeyin. Tamam mı? El alma, el verme. Mesela ben yanımda edebiyat öğretmeni yetiştiriyorum mesela. Arkadan size videolar çekebilmeleri için. Biz hani artık yaşlandıktan sonra onların videolar çekebilmeleri için. Onları yedik. Biz de onlara el vermiş oluyoruz değil mi? Etrafa vardır sizin Azerbaycan'da da ocaklar. Ocak. Bak etrafın anneannesi ocakmış mesela. Bak bu bir gelenektir. Yani yanında birisini ne yapıyorsun? Yetiştiriyorsun. Bak oradan gelen bir gelenektir, tamam mı? Peki. Sözlü dönemin özellikleri. Yani bu sözlü dönemlerde arkadaşlar çıkan savlar, sagular, koşuklar ve destanlar. Bu savlar, sagular, koşuklar ve destanlar. Yani bu sözlü dönemin ürünleri. Nasıldır hocam? Bak arkadaşlar bunlar genellikle şöyle yapayım. Dörtlükler halinde söylenirler. Yazılırlar demiyor. Buna yazılı edebiyat yok ki. Söz edebiyat var. Dörtlükler halinde söylenirler. Arkadaşlar o zaman nazım birimleri dörtlük. Ama bir şey söyleyeceğim. Hepsi bu kadar çok düzgün dörtlüklerden oluşuyordur diyemem. Sapmalar olabilir çünkü sözlü. Sonuçta adam söylüyor. Yazıp da aa güzel mi olmuş, kötü mü olmuş demiyor. Yani arkadaşlar bu dönemin ürünlerinde genellikle yarım uyak kullanılır. En çok kullanılan uyak yarım uyaktır. Peki bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın yarım uyak. Hani bugün uyabiliyorsa adam yazıp da tam yarım genellikle. Tamam mı? Yani o dönem her şeyin 10 numara 5 yıldız %100 oturmasını bekliyorum ama %90 bunlara uyuluyor. Ölçü olarak 7'li tamam mı? 11'li 12'li gibi hece ölçülerini ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Değil mi? Bunları kullanıyorlar. Ama 11'li hece ölçüsünün daha ağırlıklı olduğu bir gerçek. Ama hece ölçüsü neydi? Mesela şiir bilgisinde ne yapacağız? Biz sizinle işleyeceğiz arkadaşlar şiir bilgisinde. Mesela bu 11 hece, bu 11 hece, bu 11 hece, bu 11 heceden oluşuyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Sonuçta bir tanesi 10 heceden, mesela bir tanesi 9 heceden bunlardan oluşabilir. Niye? Çok oturma diye gelenek. Tamam mı? Çok oturma diye gelenek. Yani çünkü insanlar daha sözlü yapıyorlar. Ama genellikle 11 hece ölçüsü karşımıza çıkar. Hocam konu olarak neler var? Arkadaşlar yaşadıkları yer. Değil mi? İnsan yaşadığı şeyi anlatıyor. Bir, bu insanlar arkadaşlar doğa. Doğa bunların her şeyini veriyor. Çadırda yaşıyorlar. Tamam mı? Yerli çikolata geçmedir. Ama yerli çikolata geçtikten sonra tarımla uğraşıyorlar. Yine doğa. Buranın ekmeklerini doğa tabiat veriyor. O zaman bunların en çok işledikleri konular doğadır, tabiattır. Nasıl geçebiliriz bunu? Hayır. Savaş. En çok yaşadıkları şeylerden birisi av. Tamam mı? Ve daha sonra yaşadıkları aşklar buradadır. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaynak. Biz bu bilgileri nereden sahip olduk? Ağırlıklı olarak Çin kaynaklarından. Çünkü Çin'le haşır neşir olduğumuz için bilgiler Türkler hakkında buradan geliyor. Daha sonra Moğol ve Arap kaynaklarından da kısmen bilgiler geliyor. Ama en fazla kaynak nedir arkadaşlar? Çin kaynakları. Peki. Gene de dörtlük var dedik. Tamam. Peki bu adamlarda bir uyak şeması var mı? Var. A, 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 B, C, 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 B şeklinde uyak şeması var. Yani genellikle böyle. Burada nedir? Gördüğünüz gibi. İlk dörtlük
ve ikinci dörtlü son dizesi birbirine kafiyeli. Evet, her dörtlüğünde ilk üç dizesi birbirine kafiyeli. Peki hocam, bir örnek vermek istenirse. Bunlar da zaten şiir bilgisini anlatacağım ama ön bilgi olsun diye arkadaşlar. Şu şekilde karşımıza çıkabilir. Mesela bugünü arkadaşlar hemen şöyle bir örnek verelim bugünle alakalı. Şimdi ben dedim arkadaşlar. Evet. Sas, mas, kız. Tamam mı? Tamam. Burada da arkadaşlar mel sallıyorum. Sel, del. Şimdi bak. Şu üçünün sonu birbiriyle aynı. Şu üçünün sonu da birbiriyle aynı. Doğru mu? Dördüncüler de birbiriyle aynı olacak. Buraya ne diyelim arkadaşlar? Ne diyelim? Kar. Tamam mı? Burada da sar demiş. Bak gördünüz mü? İlk üçü birbiriyle kafiyeli. Dördüncüler de kendi arasında kafi gerek olarak yapı bu şekilde karşımıza çıkar. Zaten bu ileride koşmada da karşımıza çıkacak. Gelin. O zaman sizinle söz edebiyat ürünlerini tanıyalım. Tanımayalım mı? Tanıyalım. Hadi bakalım. Bir, koşuk. Gençler, koşuk. Eski Türklerde arkadaşlar sığır denilen av törenlerinde ya da şölen ya da seylan denilen kurban törenlerinde. Yazayım hatırlatmak için kurban törenlerinde. Kopuz eşliğinde söylenir. Bunu genellikle şaman yapar dönemin her şeyi. Kopuzun çalar ve aşk. Tabiat şiirleri söyler. Aşk tabiat şiirler söyler. Bak, aşk, yiğitlik ve doğa konulu şiirler söyler. Bu şiirler dörtlük halinde söylenir. Bak, A, 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 B, C, 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 B uyak şemasıyla söylenir. Ha, bu dönemde 7'li, 8'li, 11'li, 12'li gibi ölçüler olsa da ağırlıklı olarak 11'li hece ölçüsüne uyulduğu görülür. Ama tabii ki arkadaşlar başka ölçüler de karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar bunlar da bireyseldir. Kişinin aşkı, kişinin doğaya bakışı, tabiata, kişinin yiğitliği gibi konular. Ama böyle toplumu çok derinden etkileyen olaylara koşukla girilmez. Onun yeri destan. Destan. Toplumun genelini ilgilendiren bir konu yeri neresi? Destan. Onun yeri destan geçti. Tamam mı? Şimdi bu koşuk. Elbette. Koşuk nerede? İslamiyet öncesi Türk edebiyatında. Peki koşuğun halk edebiyatındaki adı nedir? Koşuk halk edebiyatında arkadaşlar şöyle yazıyorum. Koşma olarak devam eder. Koşuk halk edebiyatında koşmadır. Yani daha düzenli bir hale gelmesi, tam olarak 11'li örtüsüyle aşk, tabiat konusunu anlatan 3-5 dörtlükten oluşan şiirler nasipse halk edebiyatında ne yapacağız sizinle göreceğiz. Peki hocam, divan edebiyatında koşuk yani koşma var mı? Yok. Peki divan edebiyatında bu konulardan bahseden, aşk doğadan bahseden türümüzün adı, nazım şeklimizin adı nedir? Orada da gazel vardır. Tamam mı? Orada da gazel vardır. Benzer. Koşuğa benzer. Ama böyle tabii ki İslamiyet öncesinde koşu resmen devamı halk edebiyatta nedir? Koşmadır. Bak. Kızıl sarık arkaşup, yipkin yaşıl yüz keşip. Yaşının altını çiz yeşil demek. Birkaç kelime yakalayacağız, olacak bitecek. Bir bir geriyor keşip, yanlık anıt anlaşır. Kızıl ve sarı çiçekler yerde bitiyor. Mor ve yeşil yüz yüze geliyor. Birbirlerine sarılıyorlar. İnsan hayret içinde kalıyor. Yani ben resmen yaşıldan anladım. O zaman burada tabiat konusu olduğuna göre bu bir ne örneğidir? Koşuk. Peki hocam, madem söz edebiyatı, bunlar nereden geldi? Şu benim kısaltmam olacak. Bundan sonra bütün videolarda göreceksiniz. Tamam mı? D, L, T. Divani Lugat Türk. İlk bilgiler bize nereden geliyor diye sorarsanız
Divan-ı Lügat Türk'ten geliyor. Arkadaşlar Divan-ı Lügat Türk Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı bir sözlük. İşte bu ürünleri halkın arasındakiler derliyor ve bizim karşımıza getiriyor. Tamam mı? Video ders notunuzdan bunların altını ne yapmanızı istiyorum? Çizmenizi istiyorum. Şimdi ben İslamiyet öncesi ürünlerinden bu sene tahtayı sıkışık kullanmama kararı aldım. Etrafıyla yaptığımız toplantı neticesinde. Arkadaşlar tahtayı daha geniş kullanacağım. Tamam mı? O yüzden çok silmek zorunda kalacağım. Sizin için değer mi? Değer ula. Değer. Vallahi değer. 24'te 24 yapıyorsunuz ya AYT'yi. Helal olsun. TYT'de 40'ta 40 yapıyoruz ya. Yapmaya çalışacağız. 35 ve üstü zaten 40'ta 40 sayılır. Rahat olun. Tamam mı? 35 ve üstü bizim işimize göre. TYT Türkçe'den 35'in üstüne çıkıyorsunuz ya. Ya da AYT'den 24'te 24, 24'te 23 yapıyorsunuz ya. Sizin için değer. Silerim lan. Ah sileceğim. Şimdi koşu hallettik. Şimdi ben o zaman Savsagu Destan'a doğru geçeceğim. Ama izninizle önce tahtayı silmek istiyorum. Gençlerim koşu bitirdik. 4 lira aldı. Kahve yaşaması AAAB, CCCB değil mi? Genellikle yine yarım uyak kullanılan bir aşk tabiat şiiriydi. Aşk tabiat. Bunlar kahramanlık gibi bazı konularda ama aşkı tabiatı daha çok sever ya. Doğayı daha çok sever. Tamam mı? Bak bu arada bir uyarayım. Çünkü hani bunu çok yaşadığımız için mutlaka AYT Türk Dili ve Edebiyatı video ders notlarınız önünüzde olsun. AYT Türk Dili ve Edebiyatı soru bankanız önünüzde olsun. Ben konuyu anlatacağım. Hemen akabinde ödev vereceğim. Konuyu anlatacağım. Konu bitiminde ödev vereceğim. Tamam mı? Tak tak tak. Direkt. Ben belli bir yere ilerledikten sonra ödev vereceğim. Bazı arkadaşlar yazarak gitmek istiyorlar. Hani video ders notu olmadan. Ama bu bütün edebiyat için başlıyorlar. Ama bir yerden sonra gitmiyor. En sonunda video ders notu almak zorunda kalıyorlar. O yüzden lütfen video ders notunuzu erkenden alın. Ben fiyatın uygun olması için arkadaşlar bütün baskıları yaptım yayın evine. Gereken her cümleyi kurdum. Unutmayın. Çünkü sonra aldığın zaman bunlar boşa gitmiş oluyor. Çünkü video ders notuyla çok soru çözen, bak çok soru çözen, çok deneme çözen. 24'lü varyant denemeyi de hazır fiyatlar ucuzken hemen kapatın. Anlaştık mı? Şimdi geldik. Bak. Hop. Sagu. Geldik buraya. Öğretmenim sagu nedir? Sagu da arkadaşlar bakın buraya 4 lira rendedir. Koşuk gibi hocam. Tamam. Kahve şeması yine aynı. AAAB. CCCB. Bu da aynı. Hocam her şey aynı. Evet. Aynı. Kahve şeması AAAB. CCCB. Tamam. Hocam farkı ne? Arkadaşlar bak. Koşuklar aşk tabiat şiirleriydi. Ama bunlar ölüm şiirleri. O zaman sagular yuh törenlerinde söylenir. Ve bu sagularda arkadaşlar ölen kişinin kahramanlığı yiğitliği anlatılır. Kör ölür badem gözlü olur. Yiğitlik buralarda anlatılır. Konu budur işte arkadaşlar. Konu nedir? Ölümdür. Ölüm. Peki bak. Sagun. Tamam sagu dedik. Problem yok. İslamiyet öncesi. İslamiyet öncesinde sagu. Peki hocam. Halk edebiyatında bunun adı ne? Peki divan edebiyatında bunun adı ne? Gençler divan edebiyatında ağıt adıyla anılır bir nazım türü. Halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında da mersiye adıyla anılır. Gitti diye ağlıyor. Tamam. Sagu deyince aklınıza Divan-ı Lügat-ı Türk gelsin. Peki benim Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserde. Tabii eserimin adı bu Divan-ı Lügat-ı Türk. Aklıma ne gelecekmiş Divan-ı Lügat-ı Türk'te? Gençler tabii ki yıllardır aşina olduğunuz Alper Tunga sagısı vardır. Yani demek ki bunlar söz edebiyat ürünü ama daha sonradan birkaç kişi Allah razı olsun yazıya geçirmiş. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk içinde günümüze kadar getirmiş. Peki halk edebiyatta ünlü ağıtlar var mı? Var. Divan edebiyatta var mı? Mersiyeler var. Kanuni Sultan Süleyman öldü. Arkasından Baki ağladı. Ziget var seferinde ölen. Kanuni'nin arkasından ağladı. Kanuni Mersiyesi. Hani
Arkadaşlar Kandica Süleyman. Şöyle bakıyorum millet. Tamam. Ay hocam birinci Süleyman. Muhteşem Süleyman. Ya muhteşem yüzyıldan böyle aklında. Ya resmen muhteşem yüzyılda biz Kanuni Sultan Süleyman gibi hayat seferlerde geçen bir padişahın hayatını haremle bağdaştırdık. Ve hayatını tamamen hareme entegre ettik. Ya ben kesinlikle diziye falan kızmıyorum. Tam dizi izledim. Yani diziyi çeken sadece belli formlarını çekti. Sen öyle algılama. Tamam mı? Sen öyle algılama. Tamam mı? Şimdi daha sonra arkadaşlar Taşıcalı Yahya Şehzade Mustafa'nın arkasından ağladı. Şehzade Mustafa Mersisi. Yani şunu demek istedim arkadaşlar. Değişik adlarla halk edebiyatı ve divan edebiyatına yaşattı. Tamam mı? O dönemde arkadaşlar yuğu törenlerine gelip ağlayanlara sıgıççı denirdi. Daha sonra bunlara agıççı adı verildi. Bir sagu örneği. Alper Tunga öldü mü? İstiz acın kaldı mı? Önde gücün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Ödlek, felek, öcün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Alper Tunga ünlü bir İskit hükümdardır. Sakalan hükümdarıdır. Ve İskitler tarafından çok sevilir. Çok sayılır. O öldükten sonra halk ağlamıştır. Ne güzel değil mi? Bir hükümdarın arkasından, bir devlet liderinin arkasından halkın ağlaması ve ona sevgi göstermesi. Güzel. Şimdi savlar vardır gençler. Öğretmenim, sav nedir? Savlar da arkadaşlar dönemin atasözüdür. Yani alt alta yazsanız kafiyelidir, şiir gibidir. Bak, aç ne yemez, tok ne timez. Aç ne yemez, tok ne demez. Yani açın önüne ne versen yer, tokun önüne arkadaşlar ne verirsen yeme demez diyor. Yani her şeyi konuşur diyor. Aç diyor sürekli yer diyor. Tok da ne demez diyor. Bır 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 konuşur diyor. Karnı doyduğu zaman konuşur. Bak sanki şunları şunu şuradan altına yazsan yemez ve timez derken kafiyeli bir şiir gibi. Aç ne yemez, tok ne demez diye çevirebilirsin. Bak, erme güke, yani erinen kişiye, duydunuz mu bilmiyorum böyle bir şey. Erinen kişiye, tamam mı? Tembele, her şeyden erineni. Bulut yük bolur, bolur olur. Yani tembele bulut bile yük olur. Normalde bulut hafiftir ya, tembele bulut bile yük olur. Siz böyle tembellerden olmayın, siz böyle tembellerden olmayın. Unutmayın. Mehmet Akif ne diyor? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostun yüz karası, düşmanın maskarası diyor. Yani benim görevim ekmek parası kazanmak, çalışmak, işimi icra etmek, senin görevin de öğrenciliğini yapmak. Tamam mı? Kimsenin yüzünün karası olmayalım, çalışalım. Tamam mı? Ha çalıştık yapamadık. O zaman yüz karası olduk mu? Hayır. Ama benim öğrencim çalıştığı zaman yapar. Benimle birlikte giden çalışan yapar. Bak, net söylüyorum sana. Türkçeden 35 üstüne et. Tamam mı? 40 yaparsak ne hala? Benim gönlüm 37,5'tan yana en kötü 38 ek. Tamam mı? Deyip ikisini fulle paragraftan kaçarsa iki tane kaçsın gibi. Ayete Türk edebiyatı benim öğrencim. Benim dediklerimiz 24'te 24 saat. Benim dediklerimi yapın. Bak ben kendime güveniyorum. Size de net bir şekilde söylüyorum. Ben yapıyorum. Bak Etrabe de yapıyor. Su vermezse süt ver. Su vermeyene süt ver. Bir karga bile kış gelmez. Bir karga ile kış gelmez. Bunlar da dönemin atasözü örnekleridir. Demek ki savlar dönemin atasözüdür. Atalarımızı, geleneklerini, görenekleri bugün bize taşır. İlk sav örnekler arkadaşlar Orun yazıtlarına çıkar. İlk örnekler Orun yazıtlardır. Sakın karıştırma. İlk sav örnekler Orun yazıtlardır atasözü. Peki hocam. Başka. En güzel örneklerini Divan-ı Lügat Türk'te ve Dede Korkut hikayelerinde bulabilirsiniz. Hani size yazmış ya adam. Mesela yukarıda size batı sözü verir. Aç ne yemez, tok ne edilmez. Bu aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmış olabilir? Şıklar da bu üçünden birisi olacak. Üçü de olmaz, rahat olun. Tamam mı? Ve destan var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Destanı ben ayrı videolar ayarlayacağım. Çünkü bu böyle görülmez. Ben bunun hakkında ayrıntılı bilgileri vereceğim. Çünkü ÖSYM destan özetleri, destanın oluşumunu her şeyi sorabiliyor. Kazanımlarımız da var. Kazanımlarımız da olduğu için biz
oyunun kurallarına göre öleceğiz. Şimdi ben sadece ön bilgi vereceğim destanlarda daha sonra. Destan arkadaşlar, tamam mı? Halkın, tamam mı? Halkın hafızasında yer eden, halkın başından geçmiş ve bak kişisel değil, halk. Halkı derinden etkilemiş. Derinden etkilemiş. Tamam mı? Bir savaş, bir göç, tamam mı? Vesaire. Bir toplumsal olay anlatır. Tamam mı? Bu da yine aynı şekildedir. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ünlü olduğu için dörtlük herhalde. Kafiye şeması yine A, 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 B, C, 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 B. Ağırlıklı olarak 11'li ölçü gibi. Yani şiirsel. O zaman arkadaşlar destan hakkında daha sonra bilgi vereceğimi söylemiştim. Tamam mı? O zaman arkadaşlar demek ki hadi özetliyoruz. Bir. Şimdi buradan çıkması muhtemel soru. Bak çıkması muhtemel soru. Şimdi bu videodan adamlar sana ne sorabilirler? Bir. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı için doğrudur yanlıştır gibi bir soru olabilir. Videonun hepsi önemli. Video ders notundan tahtaya yazdığım her şeyi fasulyeli kalemle çiziyorsunuz. Bir. İki. Ne çıkabilir? Biraz daha yorum sorusu çıkarsa. Size bir dörtlük verilebilir. Bu dörtlük aşağıdaki. Tamam türlerden hangisi de dahil edilebilir? Baktık. Bak. Aynen. Mesela emdi yürek yırtılır. Bak yürek yırtılıyor. Acı. Direkt sagu. Yeşili gördün. Direkt tabiat. Tamam mı? Soru bankasında zaten bu tarz çıkar. Soru bankasındaki sorulardan çıkar. Açık söyleyeyim. Oradaki metinlerden çıkar. Neden oradaki metinlerden çıkar diyorum sana? Çünkü arkadaşlar MEB kaynaklarını kullanıyorum ben. MEB'in bütün kaynaklarını taradım. Her şeyi taradığım için o yüzden rahatım. O yüzden zaten bizde giden 24'te 24 yapıyor. Tamam mı? Bak bir dörtlük düşün. Bunu vererek bunun hakkında sorabilir. Ya da bir dörtlük verip şiir bilgisiyle kaynaştırarak sorabilir. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bir sag örneğidir. A. Ölüm anlatıyor. Evet. B. Yarım kafiye vardır. Evet. Şiir bilgisinde gördükten sonra yarım kafiye öğreneceğiz gibi. Tamam mı? Bu mantıkla gideceğiz. Bu mantıkla giderek her şeyi yer yerine oturtacağız. Siz hocanıza güvenin. Ben sizin için gereken ne varsa yapacağım zaten. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Hadi gidin mi? Çay kahve için. Hadi bir kırlarda koşun hoplayın zıplayın bir gelin bakalım. Haydi bakalım gençler. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Esen kalın.